Arkadaşlar merhabalar bu videomda üçgende alan konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 5'in çözümünü yapacağız. Bu testimiz AYT tarzında çözümlere başlayalım. Bu doğrular birbirine paralel verilmiş ve alanlarla ilgili ilişkiler verilmiş. Benzerlik alan ilişkisinden gidecek olursak gençler 1 bölü bilmem ne bilmem neyin karesi alanlar oranına eşit değil midir? Evet alanlar oranı ne burada arkadaşlar? Şuna isterseniz y diyelim. 1 y'nin karesi eşittir alanlar oranı. S bölü 3s olacak. S bölü 3s olacak. 1 bölü 3 olacak. Kare alırsak 1 bölü y eşittir 1 bölü kök 3'ten y'yi kaç buluruz arkadaşlar? Kök 3 buluruz. Evet y kök 3 oldu arkadaşım. Y kök 3 ise o zaman buraya ne kaldı? Kök 3 eksi 1 kaldı. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Sonra da x'i bulacağız. X'i bulurken de yine aynı şekilde 1 bölü tamamı diyelim bu sefer. Hop tamamı. 1 bölü tamamı. Tamamı da nedir arkadaşlar? x artı kök 3 değil midir? Evet. x artı kök 3 eşit karesi neye eşittir? Alanlar oranına yine. S bölü tamamı S bölü tamamı. Tamamı kaç? 2, 3. 6S mi yapıyor? Evet 6S yapıyor. Aldık böyle kare kökünü. 1 bölü x artı kök 3 eşittir. 1 bölü kök 6 geldi. O zaman x artı kök 3 kök, x artı kök 3 eşittir kök 6 ise x de buradan neye eşit olacaktır? Kök 6 eksi kök 3'e eşit olacaktır. Zaten bizden x isteniyormuş arkadaşlar. Burayı da kök 3 bulduk zaten. Herhangi bir sıkıntı yok. Ee, kök 6 eksi kök 3 çıkıyor o Denizli çıktı arkadaşlar. Birinci sorunun cevabı. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda arkadaşlar x kenar verilmiş. Bir de açı verilmiş. Burada açı alfa dersek de Burası ne oldu? 2 alfa oldu. Evet DAC açısına alfa dersek BAD açısı 2 alfa oldu. Burası 2 alfa burası da alfa oldu. 2 alfa ile alfa arasında bir ilişki kurmam lazım. Hocam şuradan bir yükseklik çizsek tabanını yapacak? iki eşit parçaya bölecek ve aynı zamanda x kenarda çizilen yükseklik açı ortaya olduğundan alfa alfa böldü. Burası 10 ve 10, değil mi? Evet. Başka ne verilmiş bize? 28 verilmiş. 20 verilmiş. Alan ADC nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm. Hocam bak bu açı ortay oldu. Şu üçgenin alanı isteniyor. Bu üçgenin alanını bulmak için tabanına ait yüksekliği bulmam lazım benim. E hocam şuraya bakacak olursak açı ortay bulduk ya. Kollara çizilen dikmeler eşit olacağından dolayı. Burası 10 çıktı. O zaman üçgenin alanı ne olacaktır arkadaşlar? 28 çarpı 10 bölü 2. Yani bu da kaç yapıyor? 140 yapıyor arkadaşlar. Cevabımız böylelikle balık kesir çıktı. ikinci soruda. Geldik 3'e. ABC üçgen GDF dikdörtgen. Evet bu dikdörtgen ABC'de üçgenmiş. ABF, DAG ve CDE eş eşüken, üçgenlermiş. Evet hemen üçgenleri belirleyelim. ABF sonra DAG sakin bir şekilde eş üçgenleri kullanalım. Bir de burası. Arkadaşlar eş üçgen demiş ya bunlar. Bunlar eş üçgen. A açısı, D açısı, C açısı birbirine eşit. A açısı, D açısı ve C açısı birbirine eşit. E bunlar birbirine paralel zaten yöndeşitten olduğu belli. E o zaman burası çizgiyse burası da çizgidir. Burası da çizgi midir? Evet. Nokta ile çizginin toplamı ne yapıyor arkadaşlar? 90 görüyorsunuz. E burada da 90. Zaten burada da 90 derece herhangi bir sıkıntı yok. Çevreyi bize kaç vermişler? 18 vermişler. Arkadaşlar buraya A dersek o zaman burası 9 eksi A olmaz mı? İkisinin toplamı 9 olmak zorunda. Yani burası A burası 9 eksi A. E madem bunlar eş üçgen noktanın karşısı A ise noktanın karşısı burada da A. Noktanın karşısı burada da A'dır. Bakın A'ya 9 eksi -A. A. Hocam burası da 9 eksi A olmalı aynı zamanda. Şuraya da 9 eksi A demeliyiz aynı zamanda. E o zaman 9 eksi A neye eşit oldu? 2 A'ya. 9 eşittir 3 a'ya eşit olur buradan a da buradan kaç yapar 3 yapar alan a B, nedir diye soruluyor a'yı 3 bulduysak olay bitti arkadaşlar bu arada burası da 9 eksi a değil midir arkadaşlar çünkü a'ya 9 eksi a idi bu üçgenler e, a'yı 3 bulduysak a'yı 3 bulduysak 3 yazalım yerine a yerine 3 yazdığımızda o zaman burası kaç yaptı 6 burası da 6 e, burası da 3 e, burası da 3 3 6 yaptı? Evet. Bana zaten tabana ait yükseklik lazım. Taban da belli. 6 6 12 15. Burası 15. Yüksekliğimiz de 6. Bu üçgenin alanı 15 çarpı 6 bölü 2'den kaça eşit olacaktır o zaman? 45'e eşit olacaktır sevgili gençler. Yani 3. soru böylelikle akçay oldu. Geldik 4'e. 15 75 90 hiç sevmeyiz ama dur bakalım aşağı 4 taşı kullanacağız mı? Evet gençler 15 bu bir eşkenar üçgenmiş. 60 60 yani buraya 45 derece kaldı. Burası da 60. Buraya da 15 derece kaldı? Evet. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Bu alanı bulmak sıkıntı olabilir. Kenarı bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Boyalı bölgenin alanları farkı isteniyor. He. Şuraya A diyelim. Buraya B diyelim. Bizden A X, B isteniyor. Arkadaşlar şuraya A, C diyecek olursak. A artı C alanı yazabilir misin? Evet. Bir kenarı 4 ya. A kare kökü 3 bölü 4. Yani 4 kök 3 yaptı. Peki B artı C alanını yazabilir misin? Evet. B artı C de hocam B artı C de 15, 75, 90'ın alanı. Yani haşa 4 haş. O zaman burası 1 midir arkadaşlar? Evet o da 4 çarp 1 bölü 2'den 2 eşit oldu. Bizden boyalı bölgelerin alanları farkı isteniyor. Yani A eksi B isteniyor. Taraf tarafa çıkartırsak bunları A eksi B mi isteniyor bizden? Evet bak C'ler gitti. O da 4 kök 3 eksi 2'ye mi eşit oldu? Evet kendiliğinden çıktı arkadaşlar cevabımız. Dördüncü soru böylelikle denizli çıktı geldik beşinci soruya. 6 çarpı 10 cevabı 10 arkadaşlar niye? Çünkü bir üçgenin alanı taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'dir. Hocam öncelikle şu üçgenin alanı tabanımız 6 mı? 6 tabana ait yükseklik. Öncelikle şunlar birbirine paralel mi verilmiş? Evet paralel doğruları ne yapıyorduk arkadaşlar? Şöyle uzatıyorduk değil mi? Uzatsak paralel doğruyu. Evet şu paralel doğruyu şöyle uzatsak. Hocam paralel olduğu için yönde eşitten dolayı burası 90'dır. Bu tabana ait yükseklik şurası değil midir arkadaşlar? Evet. Şuraya A dersem. Şu kırmızı üçgenin alanı bulurum. 6, 6 çarpı A bölü 2 artı. Hocam şu mavi üçgenin alanı nedir? O da tabana ait yükseklik. Şu. Şuraya da B diyelim arkadaşlar. O da B dikdörtgenden dolayı burası B yaptı. 6 çarpı B bölü 2 değil midir arkadaşlar burası da? Evet. Bizden de X isteniyor. Bu neye eşitmiş bu arada? Bu alanla bu alanın toplamı 30'a eşitmiş. Yani buradan 3A artı 3B eşittir 30 ise A artı B kaç çıkar? 10 çıkar. A artı B 10. Dikkat edin arkadaşlar. X de A artı B'ye eşit değil mi? Yani cevabımız kaç yapar? 10 yapar. Beşinci soru balık kesir oldu. Geldik 6'ya. Ağırlık merkezi G olan ABC üçgeni üst köşesi G noktasına gelene kadar doğrultusu değişmeden öteleniyor. Hmm. Şöyle. Sağ, doğrultusu değişmeden öteleniyor. G'ye gelene kadar. Yani şu şekilde. Arkadaşlar A köşesi bu doğru boyunca geldi şöyle. O zaman B köşesi de o doğru boyunca böyle gelecek. C köşesi de o doğru boyunca böyle gelecek. Yani senin üçgenin ne yaptı? İşte şöyle bir üçgen yaptı diyor. Bak ötelenmesi bak görüyor musun? O şekilde gördüğün üzere. Peki şimdi doğrultusu değişmeden oraya geldiyse Arkadaşlar şu uzunluk buraya kadar geldi ve paralelinde geldi değil mi arkadaşım? Evet. Yani paraya kenar oluştu. Yani şu uzunluklar da birbirine eşit. Ne diyebilirim burada? Arkadaşlar doğrultusu değişmeden geldiği için şunlar birbirine paralel mi? Evet. Şunlar birbirine paralel mi? Aynen öyle. Bazı arkadaşlar şunu bilir. Hocam bunlar paralel bunlar da paralelse şu 3 eşit alanlı bölgeye ayrılıyordu. Daha doğrusu 3 eşit bölgeye ayrılıyordu. Alanı oradan bulabiliriz. Ya da ispatıyla gideyim isterseniz. Hocam bak ispatını hemen 2 dakikada gösteriyorum. Şuradan göstereyim isterseniz. Ben şunu şöyle çizsem. Hocam ağırlık merkezinde 1'e 2 oran var. Yani burası K iken burası 2K'dır. Hocam şunlar paralelse 1'e 2 oran varsa A ise 2A. Burada da 1'e 2 oran varsa A ise 2A. Toplam ağırlık merkezi olduğu için 3A 3A bölecek ya. O yüzden A ise 2A dedim. Bak 2A 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 3 eşit parçaya bölmüş oldu arkadaşlar. İspatıyla yaptım zaten bunu. Şimdi o zaman ne yapacağız arkadaşlar? O zaman şöyle bir şey oldu. O zaman şu parçalar birbirine eşit oldu mu? Oldu. Yani buradaki kalan A ise hocam şunu çizsek burada kalan dağdır. Şunu çizsem buradaki alan dağdır. E ağırlık merkezi alan ilişkisi neydi? Şu 3 eşit parça bölmüyor muydu köşelere gittiği zaman? Yani 3 A, A burası da 3 A burası da 3 A alanıdır. Alan GDE kaç çıktı? A iken alan ABC de 3 6 9 A mı oldu? Evet. Yani cevabımız ne yaptı buradan arkadaşlar? 1 9'a eşit oldu hem ispatıyla yaptım hem de özelliği bilenler özellikli bir şekilde şu şekilde de yapabilir ama bence özelliğe de gerek yok gördüğünüz üzere. Altıncı soru Edremit yaptı geldik yedinci soruya. Açı ortay açı ortaysa bu açı ortayların kesim noktası oldu. Buradan gelen de açı ortay olmak zorunda yani burası 45-45 oldu. Çevreye 36 vermiş alan ABC nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ne yapacağız? Tabana ait yüksekler mi lazım bize? Evet hocam şuradan bir dik çizsek. Hocam 45, 45, 93 üçgen çıktı. Burası kaç oldu? 3 oldu. Aa bitti. Açı ortayda kola çizilendikmeyi 3 buldum. O zaman burada da kola çizilendikme nedir arkadaşlar? 3'tür. Burada da açı ortayda kola çizilendikme nedir arkadaşlar? 3'tür. Sana çevreyi vermiş mi 36 diye? Evet. Yani şuraya istersen A, buraya B, buraya C diyelim. Ee, bizden alan isteniyor. A artı B artı C'yi biz ne biliyoruz arkadaşlar? A artı B artı C'yi çevreden dolayı 36 biliyoruz. Senden ne isteniyor? Alan şu üçgenlerin alanlarını toplayacaksın. Yani A çarpı 3 bölü 2 artı B çarpı 3 bölü 2 artı C çarpı 3 bölü 2 eşittir nedir diye soruluyor bize. Hocam burada 3 bölü 2 parantezini alınca 3 bölü 2 parantezini alınca A artı B artı C yaptı. A artı B artı C zaten 36. 3 bölü 2 çarpı 36'dan 18 18 çarpı 3 kaç yapıyor? 54 yapar arkadaşlar böylelikle. Evet bizden bu isteniliyor. 3, 3 bölü 2 çarpı 36 yaptı. Cevabımız arkadaşlar güzel bir soru. Bununla ilgili formül var ama formülü kullanmaya gerçekten gerek yok. Yani çevresi 2U dersek U çarpı R alana eşit oluyor. R dediğimizde şu dikme işleye çemberin yarıçapı yani. E, tabana ait yüksekliklerden zaten üçgenlerin alanını hesaplarken direkt taban çarpı yüksek bölü 2'den de sonuç çıktı arkadaşlar. Güzel bir soru. 7. soru denizli oldu. Geldik 8. soruya. Hocam bak kenar orta. İlk önce ağırlık merkezi demiş. Ağırlık merkezi demiş mi? Dememiş. Ama ağırlık merkezi niye? Hocam bu kenar ortay burada da 1'e 2 oran olduğu için. Bakın şu kenar ortay bu da da 1'e 2 oran olduğu için. Burası kesinlikle ama kesinlikle ağırlık merkezi oldu. Ağırlık merkezi olduysa eğer şunlar da birbirine eşit midir arkadaşlar? Eşittir. Bu arada şunlar eşit bunlar eşit. Ben burada şunu da çizecek olursam. içeride de bir ağırlık merkezi oluştu mu? Kenar ortay kenar ortay. Evet. E o zaman bir üçüncüyü de çizsek. Ağırlık merkezi alan dağıtımını uygularım. Hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6 eşit parçaya ayrılıyor burası. E hocam şu büyükleri düşünecek olursanız bak maviyle çiziyorum onu da. Şu mavileri düşünecek olursanız şöyle. Bunun da devamı şöyle şu olsun arkadaşlar. Bu da 6 tane mavi eşit bölgeye ayrılmıyor muydu? Yani her bir bölge 3A. Hocam burası 3A, burası 3A, burası 3A, burası 3A şeklinde olur. Ya da şöyle yapabilirdiniz. 2 tane çizgideki 6A bir çizgideki 3A deyip sonra alan dağıtmaya da devam edebilirdiniz. Buradan boyalı bölgenin alanı 3, 4, 5, 6. 6 A'yı bize 48 demiş. A buradan 8 gelir. A buradan 8 geldiyse alan ABC isteniyor. ABC'ye bakacak olursak 9, 18 A mı var arkadaşlar? Evet 18 A var. 18 tane 8'in çarpımı yapar. 64 o da 144 yapıyor galiba arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle Akçay yaptı. Geldik 9. soruya. Düzlemde verilen bir ABC üçgenin iç açı ortaylarının D noktasında kesiştiği biliniyor. Evet hemen bir üçgen çizelim arkadaşlar. Şöyle büyük bir tane üçgen çizelim isterseniz şuraya sığdıralım. ABC üçgenini şöyle çizdik. Harflendirmeleri yazalım tabii ki. ABC ve iç açı ortayları D noktasında kesişiyormuş. D noktasının AB ve AC kenarlarına paralel çizildiğinde D noktasından AB ve AC'ye paralel çizildiğinde yani şuradan böyle bir paralel ve buradan böyle bir paralel çizildiğinde sonra e, çizilen paralel doğrular sırasıyla E ve F noktalarını da kesiyormuş. Hocam şurası E ve şurası da F noktalarını da kesiyormuş. BE'ye 3 demiş. FC'ye 4 demiş. EF'ye 5 demiş. DF üçgeninin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi burası D neydi? İşte çemberin HM merkezi. İşte çemberin HM merkezini görünce ne yapıyorduk? Köşelerden geliyorduk. Hocam bu da açı Hocam bu da açı Hatta bu da açı Yani şöyle gösterelim. Hop şu açı ortay. Hop şu açı ortay. Bu da açı Ama adam sana şunları paralel demiş. Hatta şunları paralel demiş. Ne var burada? Z kuralı yok mu? Var tabii ki. Hocam şurası ne oldu? Nokta açısı. Yani ikizkenar kenar çıktı. 3 ise burası da 3. Hocam burada da bir z kuralı var. Çizgi açısı 4 ise 4. Bak ne çıktı? 3, 4, 5 üçgen çıktı. Direktman ne üçgen arkadaşlar bu? Dik üçgendir. Ve bu dik üçgenin alan istenildiği 3 çarpı 4 bölü 2. 12 bölü 2'den cevabımız böylelikle 6 çıkar. Yani kaçıncı soru? 9. sorunun cevabı böylelikle E diremit oldu. Geldik 10. soruya. 4 eş dikdörtgen dörtgen. 4 eş dik dörtgen. ABC ikiz kenar dik üçgenin içine şekildeki gibi yerleştiriliyor. Arkadaşlar bu ikiz kenar dik üçgenmiş. 45 45 45 90 ise burası da 45 burası da 45. E hocam burası da 45 burası da 45 yaptı mı? Yaptı. Hmm. 4 tane eşitlik 4 a. Turuncu bölgenin alanı mavi bölgenin alanına eşitmiş. Arkadaşlar şurası A burası A burası A burası A iken mavi bölgenin alanında neymiş? 4 A. Tüm alan nedir arkadaşlar? 8 A mı? Evet bakın. Çünkü mavi bölgede toplamda 4 A yapıyor. Tüm alan ne oluyor? 8 A yapıyor. Aa tüm alan 8 A burası 4 A. Yani dikdörtgenlerin alanları toplamı ne yaptı arkadaşlar? Tüm alanın yarısı yaptı. E o zaman bir şeyler yapmalı şimdi burada. Oran isteniliyor. Bir yerden başlayalım arkadaşlar. Şimdi burada ne diyelim? Şuraya bir bir diyelim. Bir bir. Burası ne oldu arkadaşlar? Kökki oldu. Oran istenildiği için direkt bir dedim arkadaşlar. E sonra ne diyeceğiz arkadaşlar? Burada şuraya da A diyelim mesela. A'yı da bulacağız sonrasında. Ya da şuraya A diyelim. A, A. Bakın şuradaki dik üçgende. A, A ise A kök 2. A kök 2 bölü 3 ile uğraşacaksın. Boş ver. Şuraya 3 A de. Burası 3 kök 2 A olsun. Yani kök 2 A olsun burası. Kök 2 A, kök 2 A, kök 2 A şeklinde olsun arkadaşlar burası. 3 A deyip de. Ya hocam burası 3 A. Burası da kök 2'li bir şey oldu. O zaman ben şuraya 1 demeyeyim. En başta kök 2 diyeyim isterseniz. Hiç niye 1 ile uğraşıyorum ki? Buraya kök 2 kök 2 deyip burası da ne olsun? 2 olsun bence değil mi? Şimdi ben ne buldum? Tüm üçgenin alanının yarısı dikdörtgenlerin alanları toplamı değil mi? Evet. Ya da ya da ya da ya da dikdörtgenin alanını Neyle çarpacağız arkadaşlar? 8 ile çarpınca 8 çarpı dikdörtgenin alanı yani kök 2 çarpı kök 2 a direktman neyi verecek arkadaşlar? 8 a'yı verecek. Yani arkadaşlar 8 a alanını tekrar yazıyorum. 8 a alanı bir dikdörtgenin alanı bakın 8 çarpı dikdörtgenin alanı ya da 8 a alanı şu dik üçgenin alanı değil mi? Evet 3 a artı 2 çarpı 3a artı 2 bölü 2'ye eşitliğimdir arkadaşlar bu. Aynen öyle. E o zaman burası ne yaptı? 16a yaptı. Şurası ne yaptı arkadaşlar? 3a artı 2'nin karesi yaptı. Yani 9a kare. 2 kere 3 6 12. Artı 12a artı 4'e eşit oldu. Bir de bölü 2'si var arkadaşlar. Bölü 2. Tamam bir tarafa atalım bölü 2 Bölü 2 öbür tarafa gidince artı 32a yaptı. 32a da eksi 32 diye geçsin buraya. O zaman 9a kare eksi 20a artı 4 eşittir. Sıfır mı yaptı arkadaşlar burası? Evet. Çarpanları ayıracağız. 9a'ya a eksi 2'ye eksi 2 ayırınca çapraz çarpımların toplamları eksi 18 eksi 2a eksi 20a yapıyor. Sıkıntı yok. Burayı veriyor. Ya buradan 9a eksi 2 ya da a eksi 2 eşittir sıfırdır değil mi? Ya buradan ne geldi? a 2 bölü 9 geldi. Bunu sıfır eşitlediğimizde ya da a buradan 2 geldi. Bence ilk a'yı seçelim çünkü e, oranı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. E, olabilir diye de sorulabilirdi ama aşağıdakilerden hangisi dediği için sıkıntı yok. Sorunun normalde iki tane cevabı var. Bir 2 bölü 9 için bir de 2 için. Ama a'yı 2 bölü 9 alırsak bakın şurası. E, burası küçülüyor. Sanki kısa kenar bu uzun kenar bu şeklinde de düşünebiliriz. a'yı bence 2 alalım. a'yı 2 alınca ne oluyor arkadaşlar burası? 2 kök 2 oldu. O zaman burası 2 kök 2, 2 kök 2, 2 kök 2. E buraya da kök 2 demiştik. Burası da kök 2. Şimdi bakalım. EF uzunluğu. E, F'ye bakıyorum. 6 kök 2 bölü B, A artı F, C. Kök 2 artı kök 2'den 2 kök 2 yaptı. Cevabımız böylelikle ne çıktı? 3 çıktı. 10. soru C, Han oldu arkadaşlar. Ve geldik 11. soruya diyeceğim ama maalesef ÖSYM köşesinden bir soru olduğu için kanalında çözemiyorum. Nereden bakıyorsunuz? Uygulamadan bakarsınız gençler. Böylelikle bu testi de bitirdik. Yani test 5'i de bitirdik o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 6. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.